laboratuvarının yaratıcı drama yöntemiyle incelenmesi projesine başlayacağız. Bugün ilk günümüz. Ben de sizler kadar heyecanlıyım. Normalde de ekleyebiliriz yapıyorum ama bir farklı bir şey düşünüyorum. Bitirme projem. O yüzden heyecanımı mazur görüyorum. Ve bir de kayıt altına alınınca da her şey, onun da bir gerginliği var üstünde açıkçası. Ya hangi neyi yedik ki şu müze
zaman konuşma İsmail ya. Şaheser de değil, dağdan taştan topraktır. Bizim köyde dağdan taştan bol ne var? Ya öyle de bulur bir şey. Baksana şunlara. Ne güzel el emeği, göz doğu. Mesela sana fışlıyor ya. Ya bunlar olsa olsa şapşallı sıçrar. Bakayım, nereye bakıyor bu Allah aşkına? Bakayım, vallahi bilmiyorum ama bir yerlere bakıyor. Bak bak. O da güzel bence. Ya bunu ne böyle düşünüyorsun? Şuna tarafın ne yapmış? Ama baksana sanki bir şey görmüş de korkuyormuş gibi değil mi? Ya bu ne gibi ya? Yalvarırım yapmayın! Yalvarırım ayırmayın bizi! Elimizin soğuksun nasıl yaksaya değinmiyor. Evet. Bak bakalım. Gerçekten beni seviyor musunuz? Elimi de elimi de işte bunları sanırsınız. Dur! Sana diyoruz. Yok canım, ortalıkta bakmış ya. Bu ablamız ne yapıyor acaba orada? Şey, oklamaydı, hamur falan açıyor. Hamur mu açıyor? Dur bakalım. Evet, isminiz de bir orta. Eğer siz de yapmayın, isminiz de kimliğinde olmayacak. Evet. Tavuklu Kül abi. Şimdi sizinle beraber, değil mi? Fatih, yemineri kanalan gibi. Bak, yemineri kanalan. Ooo dedi, çok dedi, çok dedi, eyvallah dedi, elini falan tuttum. Bir güzel atölyenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ediyorum ve şimdi de son olarak projeye dair, sürece dair duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Berkay'ın dediği konuya değince hani çok 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 üzücü bir şey. Gerçekten hani kimsenin bunu sahiplenmemesi ve bir şekilde şu anda ortamın hani sadece basit şeyler veya Ramazan eğlenceleri sırasında vesaire gündeme gelmesi. Bizim bunu bu kadar sahiplenmeyişimiz gerçekten beni çok üzdü. Hatta şeyden sonra daha çok açıkçası üzüldüm. Yalancıya gitmiştik. Bu yani insanlar bu işi yapabiliyor. Demek ki modernleştirilebiliyor. Bir şekilde yedirilebiliyor. Hala insanlar bunu bilerek izleyebiliyor. Bizi de izleyebilecekleri anlamına geliyor. Aslında yani daha çok sahip çıkılması gereken bir değer. Ve konularına baktığımız zaman hani atölyeye gelmeden önce çok biraz daha yabancılık ve daha klasikten daha şey nasıl diyeyim daha yabancı konular bekliyordum ama aslında öyle değilmiş. Aslında şu anda da yaşadığımız, şu anda da bildiğimiz konular, çoğu işlediğimiz konular ve gayet güzel modernize edilebilir ve insanın çok ön planda olduğunu biliyorum. Şu anda çok ihtiyacımız olan bir aslında dönemdeyiz. Şu en ön planda insan var. Sen bir depo hiçbir şey değil, bir insan. Aynen çok iyi. Eyvallah. O zaman atölyemizi yine orta oyununun finalinde yaptığımız gibi şarkı ve selamlamayla bitirelim mi? Evet. Üsküdar'a giderken avluda bir yağmur. Üsküdar'a giderken avluda bir yağmur. Sadece bir